Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın 15. bölümüyle karşınızdayız. Evet. Bu programda birazcık farklı teknolojilerden konuşacağız. Otomobillerden konuşacağız biraz. Evet, biraz otomobil fiyatlarından konuşacak desek daha doğru olur aslında. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık arkadaşlar. Volkswagen Gol. Golf değil, F yok arada. Şili'de satılıyor. Güney Amerika'da şu anda satışta bu otomobil ve vergiler dahil ülkemizdeki fiyatının da 70.000 TL'ye denk geldiğini hesapladık biz. Yani önce satış fiyatını çıkardık, Şili'den vergilerini çıkartıp daha sonra kalan ham fiyatın üstüne de ÖTV ve KDV'yi ekledik ve ortaya 70.000 Türk Lirası gibi bir rakam çıktı. Tabii bu otomobilin şu anda Türkiye'ye gelme gibi bir şey yok. Fakat gelse güzel olur diye düşünüyoruz. Sen şimdi ben baktım arabaya. Ben hatta haberi gördüm. Gol yazmıştı. Dedim herhalde Golf yazacaktım. F yapacaktım son anda haberin içine bakınca gördüm Osman. Vallahi yani güzel oluyor. Çünkü şimdi biliyorsunuz bu yeni kredi paketi çıktı. Herkes arabasını satıp yeni bir şey almaya çalışıyor. Sıfırda değil de daha çok ikinci elde bir hareketlilik oldu. İkinci elde evet. Çünkü sıfır otomobil yok. Yani mesela bizim bir tanıdığımız alacaktı sıfır otomobil. Opel'e gittim diyor yok, Seat'a gittim diyor yok. Yani istediğiniz renkte, istediğiniz donanımda yok. Arabayı bulmanız çok zor. Hatta bazı yerlerde istediğiniz yakıt tercihinde bile bulmanız çok zor. Dolayısıyla hal böyle olunca ikinci elde daha fazla talep olmuş durumda. O yüzden fiyatlar da uçmuş durumda. Fiyatlar zaten uçtu, uçmaya da devam ediyor. Bir de absürt zamlar oluyor. Bir gün önce bakıyorsunuz mesela atıyorum otomobil 90 bin lirada favlıyorsunuz. Ertesi gün bir bakıyorsunuz adam 110 yazmış direkt yani 21 binden at. Hani 92-93 olsa yine eyvallah dersin de 20 bin birden böyle evet. Arttırılan fiyatlar var. İşin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Dolayısıyla böyle bizde yani 70 bin liraya bir golf diyorum. Gol gelirse muazzam vurdu gol oldu. Yani okurlarımız da gerçekten böyle büyük ilgi gösterir. Gelse ben de alırım. Gelse biz de alırız gerçekten ki keşke gelse ama ülkemizde bir Volkswagen algısı var böyle biraz kalite tarafında. Dolayısıyla Doğuş Oto'nun ben bu otomobili getireceğini çok fazla düşünmüyorum. O kalite algısını yıkmamak için. Kötü bir araba mı acaba? Ben şimdi görmedim. Otomobilde şu var arkadaşlar. Hani biliyorsunuz günümüzdeki Volkswagen modellerinde TSI motor seçenekleri falan var. Onda bu yeni motor teknolojileri kullanılmamış. Direkt böyle dördüncü kasasında falan vardı herhalde Golf'ün. Tam olarak da hatırlamıyorum. Böyle atmosferik motor. Eski nesil. Aynen eski nesil bir motor var. 5 ileri manuel şanzıman. Ön camlar elektrikli, arka camlar çevirmeli falan. Yani bu tarz dolulukta bir otomobil. Dolu değil aslında. Biraz boş. Manuel evet. Klima falan var ama merkezi kilit. Güzelmiş. 70 bin lira. Hayır öyle yani. Diyorsun da hala şu anda sıfır satılan bazı otomobillerde arka camlar manuel arabalar var sıfır. Doğru, var evet. Yani ve 120 binden falan, falan başlıyor. Fiyatta bu tarz otomobiller bulmak mümkün. Mümkün. Dolayısıyla bence gelse satılır. En azından hani adam der Volkswagen'e biniyorum sıfır aldım 70 bin liraya. Ki 70 bin liraya şu anda ikinci el Polo bile almak zor. Tabii çok düşürürseniz model orası ayrı da biraz modeli böyle 2015'in üzerinde tutayım dediğiniz zaman 70 bin liraya bulamıyorsunuz. Çok zor yani. Fiyatlar uçtu gitti. Ne olacak bu işler ya Osman? Valla otomobil piyasası ÖTV indirimi falan gelecek diyorlar da ben şu şartlarda hani sürekli yeni vergiler gelirken ÖTV indirimi olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Hani mantıklı gelmiyor. Her yerde hani vergiler artarken kalkıp da otomobil pazarında ÖTV'nin indirilmesi biraz pek olası değil gibi. Hadi indirildi diyelim otomobil bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Gidiyorsunuz bayiye soruyorsunuz. Adam diyor Ağustos'ta belki gelir. Yani gelmesi kesin değil. O da belki. Geleceği zaman hani sipariş de veremiyorsunuz. Verseniz bile bugünün şartlarındaki fiyatlardan almıyor sizden. O günün şartlarındaki fiyatlara göre sipariş verebiliyorsunuz. Yani atıyorum şimdi liste fiyatına bakıyorsun arabanın. 180 bin lira. Ama diyemiyorsun ki hani ben 180 bin lirayı vereyim. Ağustos'ta geldiğinde o arabayı alayım. Bunu kabul etmiyorlar. Hani Ağustos'ta artık kaç paradan gelirse o paradan alırsın diyorlar. Çünkü orada şöyle bir durum var. Bu çünkü otomobil üretim tarafını da biliyorum ben az çok. Renault'da arkadaşlarımız vardı. Onlarla konuşuyorduk zamanında. Şimdi bu otomobil üretmek şöyle bir şey değil. Hani abi işte ekmek fırınına ekmek üretmek gibi bir proses değil. Yani bunun doğru. Aylar önceden planlanması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki vergiler, işte döviz kuru vesairenin bu oynaklığı yüzünden bir planlama tam olarak yapılamıyor. Veya o yaptığınız planlamanın uyamıyorsunuz veya İşte siz diyelim ki 100 lira dediniz fiyatına atıyorum 3 ay sonra dolar bilmem kaç para oldu, euro bilmem kaç para olunca o 100 lira oluyor 150 lira. Tabii. O zaman da bütün o işte o dengeler o yüzden bozuluyor. O yüzden üreticiler de böyle yani
ne yapacaklarını çok da bilemiyorlar. Belli noktalarda bir öngörü üzerine üretim yapıyorlar. Çünkü bu fabrika dediğim gibi hani buna bir açtığınız zaman kontağı, o fabrikanın çalışmaya başladığı zaman onun durmaması gerekiyor. Onun durması milyon dolarlık bir zarar anlamına geliyor. Tabii öyle. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman arabalar sonuçta 3 dolar 5 dolar değil. 3000 dolar, 5000 dolar da değil. Türkiye'ye gelen en ucuz araba yine dışarıdan nereden baksanız 20.000 dolar. 20.000 euro falan mesela yani, Avrupa fiyatıyla söylersen 20.000 euro yani. Ki dolarda ya da euroda ufacık bir oynama bile 20.000 30.000 eurolarda böyle bayağı bir oynamaya denk geliyor. O yüzden onlar da fiyat veremiyor. Onlar da haklı ama ben ikinci el tarafında biraz yadırgıyorum. Bir kredi paketi açıklanıyor. Hani başka hiçbir şey yok yani. Sadece kredi paketi açıklanıyor. O yüzden bile insanlar arabasının fiyatını arttırıyor. Özellikle bu daire fiyatlarında çok fazla olmuş. Hani kredi paketi açıklandı orada da dairelerde de. Evet. Onlar da direkt arttırdı mesela. Herkes biliyor bunu. Herkes %10 %20 koydu minimum. Yani bu fırsatçılık başka bir şey değil. Nasıl olsa insanlar da ne oldu? Şimdi orada tamam krediden belli bir kar edecekti insanlar. Bu sefer öbür taraftan yine aynıya gelecek yani baktığımız zaman. Ama işte ödeme kolaylığı olacak. Bir de %90 oranında veriliyor falan filan. Yani sonuç olarak yine olan vatandaş oluyor gibi evet. Bir şey var yani. Şimdi bir diğer konu var. Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. Last of Us 2. Bitmeyen maceramız bizim. O evet, konuda arkadaşlar, benim bazı şikayetlerim var ama. Benim yani. De var. Evet, özellikle oyunu inceleyen olarak. Yani o kadar çok ambargo geldi ki arkadaşlar. Hani tahmin edemezsiniz. Şu yasak, bu yasak, o yasak. Belki oyunla ilgili 5-6 tane mail aldık yayıncı taraftan. Sürekli hani şunu çekmeyin, bu da yasak, şu da yok. Dedim en sonunda iyi, neyse ki oynamamıza izin veriyorlar yani. Onun haricinde her şey yasaktı yani. Hani oyunu oynarken çevrim içi olmamız bile yasaktı o derece. Siz düşünün yani çevrim dışı moda alıyoruz profili, ondan sonra oyunu oynuyoruz. Bu şekildeydi yani yasaklar. Neyse ki oynadık, incelemesini yaptık. Lakin incelemesini yaparken de yine pek çok yasak vardı. Dolayısıyla hani istediğimiz gibi bir inceleme olmadı açıkçası arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğiz mesela. Spoiler'a giriyormuş. Aslında spoiler'la pek alakası yok ama giriyormuş. Bir şekilde sonra onu spoiler şeyinin içine almış. Onu söyleyemiyoruz, bunu söyleyemiyoruz. Artık incelemenin gerçek anlamda bir böyle yapacağımız bir video 18'inden sonra gelecek. Evet. Herhalde. 18 Haziran'dan sonra detaylı bir inceleme gelecek Last of Us'ta. Ama sen oyunu beğendin o zaman değil mi? Ya oyun güzel. Evet, zaten incelemede de bahsettik bunlarda. Oyun güzel. Zaten ona kimsenin şüphesi yoktu. Yılın oyunu seçilir şimdiden falan. Herkes bunu söylüyor zaten. Hikaye anlatımı çok güzel. Lakin ilk oyunda mesela çok fazla sinematik yoktu. Bu oyunda aşırı derecede sinematik var. Yani hani öyle bir şey ki oyunun özellikle ilk 3 saatinde al çayını kahveni böyle. 2 dakika kontrol et sonra otur bir 15 dakika çay kahve iç orada izle. O zaman hikayeye önem vermişler ilk 2-3 saat o zaman öyle mi? Yani evet oyunun tam anlamıyla başlaması böyle. Yani ne yapıyoruz biz bu oyunda diye sorguladığımız zaman 3 saat sonra bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani oyundaki amacımız. Mesela oynanış videoları gösteriliyordu. İşte Eli birilerinden kaçıyor. Birilerini öldürüyor. Ama niye öldürüyor? O soruların cevabı 3 saatten sonra ortaya çıkmaya başlıyor az çok. Hmm. Bölgeler falan değişmiş. İşte ilk oyunu oynayanlar varsa biliyorlardı. Böyle ateş böcekleri falan filan vardı. Gruplar. Bu gruplar kaybolmuş ortadan. Niye kaybolmuşlar? Nereye gitmişler? Bunların cevaplarını oyunda ilerledikçe alıyoruz. Ve hani böyle hikayesi falan sızdırılmıştı ama arkadaşlar eğer onu kaçırmadıysanız bile yani böyle spoiler yemediyseniz bile oyunun ilk oyunu oynamayanlar için söylüyorum bunu. İkinci oyuna başlamayın çünkü ikinci oyunun başlangıcı ilk oyunun sonuyla başlıyor. Dolayısıyla ilk oyunu oynamadan ikinci oyuna başlarsanız direkt olarak spoiler'ı yiyorsunuz ilk oyuna ait. O yüzden ilk önce ilk oyunu oynayın bitirin ondan sonra ikinci oyuna başlayın. Çünkü öyle bir şey ki açılış sahnesi daha oyun böyle başla diyorsun direkt anlatarak başlıyor zaten böyle. Spoiler yiyorsun yani. Evet, böyle de bir durum söz konusu. 18 Haziran'ı bekleyin deriz. Daha önce de bir inceleme çıkacak. Evet, 12 Haziran'da yayınlayacağız onu zaten. Ambargo kalkar kalkmaz ama onda dediğimiz gibi yani Sony'nin belli kalıpları çerçevesinde oluşturduğumuz için biz yine hani spoiler vermeden her şeyden bahsetmeye çalıştık. Ama kendi çektiğimiz görüntüler yok. Çünkü öyle bir şey ki mesela diyor ki adam işte 3. dakika ile 5. dakikayı çek ama aradaki 3.5. dakikayı gösterme. Böyle garip bir şey var. Şeyler vardı yani. Şu evin girişine kadar olan kısmı göster diyor mesela ama evin içini gösterme falan. O zaman biz ilk inceleme linkini koyarız bu videonun içine. O zaman yayınlanmış olur diye tahmin evet, ediyorum. Evet bugün ayın evet yayınlanmış olur. Zaten 12'sinde yayınlanacak çünkü. O videodan da izleyebilirsiniz. Bu hafta zam haberi yok şimdilik en azından. Evet. Telefonlara, teknolojik cihazlara herhangi bir zam gelmedi. Şu anda zaten gelen zamlar gelmiş. Geçen gün kardeşimle konuşuyorduk. O işte Mi A3 kullanıyor. Diyor ki işte ucuz telefon var mı abi diyor eşime alacağım falan 2000 lira altı. Dedim ama 2000 lira altında telefon kalmadı yani. Ya diyor yok mu Mi A3 gibi. Dedim ama Mi A3 3000 liranın üzerine nasıl ya falan diye oldu böyle. O aldığında çünkü 1700 lira falandı Mi A3. Şu anda olmuş 3000 küsür lira o bile.
Yani şaka daha gibi. Ne kadar zaman olacak? Olmaz artık. Olmasın yani. Artık. Yani daha olmasın. Çünkü telefon fiyatları zaten abuk subuk bir noktaya geldi. Hani 1000 TL'ye falan, 1500 TL'ye telefonlar gelir belki ama o telefonlar da bildiğimiz çöp olur yani. Çöp. Yani böyle telefondan anlayan bir adam kalkıp da aa iki tane kamerası var, ekranı da var, alayım bu telefon telefondur demez ona yani. Donar, evet. Eder. Kamerası zaten böyle VGA'dan hallice fotoğraf çeker falan. Zam olmasın. Evet arkadaşlar, bir teknoloji oku yorum programımızın daha sonuna geldik. 15. bölümde sizin karşınızdaydık. Haftaya 16. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben de hoşçakalın diyorum ama bir de hatırlatmada bulmak istiyorum arkadaşlar. Bizim canlı yayınlarımız devam ediyor. Cuma günleri canlı yayınımız var. Dolayısıyla dün vardı, kaçırmış olabilirsiniz ama üzülmeyin. Haftaya cuma yine canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınlarda biz hediyeler de dağıtmaya başlayacağız artık. Dolayısıyla yayınlarımızı takip ederseniz bu hediyelerde kazanma şansınız olur diyorum ve görüşmek üzere diyorum.